Merhaba arkadaşlar, Colorcarnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi sevimli mi sevimli mini tavşan öreceğiz hep birlikte. Ekranda gördüğünüz bu çalışmayı beraber öreceğiz ve tamamlayacağız. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile eğitim videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Çalışmamda kullandığım malzemelerin listesini videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Ördüğünüz oyuncakların fotoğraflarını Instagram adresimden bana gönderirseniz sizleri de etiketleyerek Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarımda paylaşacağım. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte bu şirin mini tavşancığı örmeye başlayalım. Şimdi sırada gövde var. Gövde ile birlikte de eteğini ve elbisesini öreceğiz arkadaşlar. İki renk iplik kullanacağız. Ben beyaz iplikle başlayacağım. Pembe iplikle örgüme devam edeceğim. Siz elinizdeki ipleri değerlendirmek için bu çalışmayı yapabilirsiniz. Farklı renklerde de elbiseler örüp değişik renklerde rengarenk tavşancıklar hazırlayabilirsiniz. Ben videomda şu an pembe rengi kullanacağım. Beyaz iplikle örgüye başlıyoruz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 İlk sırayı tamamlıyorum. Spiral öreceğim. İşaret kullanalım. Şimdi ikinci sırada her dikişin içerisine çift öreceğiz. 6 tane çift. Bu birinci çift, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çift ve altıncı çift. Sırayı tamamlıyorum. Toplamda 12 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bir tane tek örüyorum. Bir tane çift. Bu grubu tekrarlayacağız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir, iki, bir tek, bir çift, bir, iki, bir tane tek, bir tane çift. Son grubu öreceğim. Bir tek, bir tane çift. Sırayı tamamlıyorum. Toplamda 18 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi sadece 18 tane öreceğiz. Her dikişe bir tane sık iğne örüyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar. Şimdi beyazla öreceğimiz sıraları tamamlamış olduk. Şimdi ipliğin rengini değiştireceğiz. Kullanacağınız diğer renk, yani elbisesini ve eteğini örmek istediğiniz renk ipliği alalım. Şimdi bu aşamadayken beyaz ipliği şöyle çekip bırakalım. Buradaki 1-2 ilmek var. 2 ilmeğin içinden tığ geçirin arkadaşlar. Diğer ipliği alalım ve bu 2 ilmeğin içinden geçirelim. Arkada da böyle az miktar uzun bırakalım. Şimdi beyazla pembeyi birlikte tutun, ikisini. Şu işareti alacağım, kafamızı karıştırmasın. Şimdi ikisini birlikte böyle tutup arkada beraber öreceğiz. Örgümüzün içine alacağız. Son boş dikişten başlıyorum. 1 2 yeterli bu kadar. Şimdi beyaz ipi çekin ve beyaz ipliği kesin. Artık kullanmayacağız beyaz ipliği. Şimdi pembeyle örgüye devam edeceğiz. Bu kısa ipleri arkaya atın, iç tarafa ittirin. 2 tane ördük. Toplam 18 tane olacak. Sıra sonuna kadar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar. Şimdi yeni sırada ne yapacağız? Yeni sırada yeni bir teknik öğreteceğim sizlere. Arka ilmekten öreceğiz. Buradaki V şeklindeki dikişleri görüyorsunuz arkadaşlar. Tığ V şeklindeki dikişin içine batırın. Arkadaki ilmeğin üstünü örün. İlmeğin içine, pardon, dikişin içine tığ batırıp arkadaki ilmeğe örün. Böyle ördüğünüz zaman da yarısı ön tarafta böyle boşta kalması gerekiyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Arka ilmekten öreceğiz arkadaşlar. 18 tane sık iğne örüyoruz. Sadece bu V dikişlerin arka taraftaki yarım ilmeğinin üstüne öreceğiz. Toplamda 18 adet sık iğne öreceğiz. Az kaldı. Evet. Sırayı tamamlıyoruz. Evet. Bakın gördüğünüz gibi bütün yarım ilmekler böyle ön tarafta boşta kaldı. Şimdi ne yapacağız bundan sonra arkadaşlar? 3 sıra daha örüyorsunuz. 3 sıra, her sırada 18 sık iğne olacak şekilde öreceğiz. 3 sıra örelim. 3 sıra sonra buluşalım. Evet, 3 sıra örgüyü tamamladım. Sizin çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. İşareti sıranın başına yerleştirelim. Şimdi bir tane tek öreceğiz. Bir tane azaltma yapacağız. Bir tane tek. Bir tane azalt. Bir tane tek. Bir tane azalt. Bir tane tek, bir tane azalt, bir tane tek, bir tane azalt, bir tane tek, bir tane azalt. Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi bir sonraki boş dikişin içine tığ batırıp zincir kaydırma öreceğiz. Bir tane şöyle yapıyoruz. Tığ batırıyorsunuz. Arkadan ipi alıyorsunuz. Hepsinin içinden geçireceğim. Buradan ve buradan geçiriyorum. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Şöyle epey uzun bir ip bırakın. Kafaya dikeceğiz çünkü bu parçayı bu iple. Çekelim. Şimdi şöyle çevirin. Buradaki yarım ilmekleri bulun. İlk yarım ilmeğin içine buraya ipi bağlayacağız. Şöyle geçirelim. Bir tane düğüm atalım. Aynı yerden tığ geçiriyorsunuz. İpi bağladığınız yarım ilmeğin içinden ipi alın. 3 tane zincir çekin. 1, 2, 3. Şimdi ipliği 2 kere tığa dolayın. 1, 2. Aynı yere tekrar öreceğiz. İpi alın. İkişer ikişer toplayacağız. Önce 2 taneyi, sonra 2 tane ilmeği, Sonra ikisini. Şimdi bir tane zincir çekeceğiz. 2 kere dolan. Sonraki yarım ilmeğin içine tığ batır. İpi al. Yine 2 2 topla. 2 2 2. Tekrar 2 kere aynı yere üçlü trabzan ördük. Buna üçlü trabzan diyoruz arkadaşlar. Şöyle diyeceğim. Aynı yere 2 tane ördükten sonra bir zincir çekiyorsunuz. Şimdi aynı yere yine 2 tane öreceğiz. 2 tane üçlü trabzan. Bir tane zincir çekeceğiz. Sonrakine yine 2 tane. Bu şekilde sonuna kadar örüp eteğimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben de kamera arkasında öreceğim. Her dikişe 2 tane üçlü trabzan, aralarına da bir tane zincir çekiyorsunuz. Sıranın sonunda buluşuyoruz. Evet, sonuncu üçlü trabzanı da ördüm. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu ilk başta 3 zincir çekmiştik ya. 3. zincirin içine bir zincir kaydırmayla sırayı birleştireceğiz ve çekiyoruz. İpliği de kısa keselim ve çekiyoruz burada. Çalışmamızı böylece tamamlamış oluyoruz. İçini de sıkıca elyafla dolduruyorsunuz. Şimdi bu ipliği ne yapacağız arkadaşlar? Bu ipliği şöyle tığla çekerek saklayacaksınız. Şöyle iç tarafa doğru. Eteğin alt kısmında yapıyoruz bu çalışmayı. Bakın, alt kısmında şöyle çekerek, çok sıkıştırmayın buraya. Şöyle bırakın. Bu şekilde çekerek ipliği saklıyoruz iç tarafa. Evet. Şöyle çekiyoruz. Biraz daha çekelim mi? Sonra biraz kesebiliriz. Çok uzun kalmış. Evet. Şöyle eteği de düzeltelim. Evet. Çalışmayı böylece tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu uzun bıraktığımız ipliği iğneye geçirelim. Kafayı alalım. Son sıramızda 12 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. 12 tane olacak. Kafada da 12 tane olan bölümü buluyoruz. Şurası arkadaşlar, tam şu bölüm. Şimdi oraya dikerek bunu arkaya getirin. Yani kafanın arka kısmına denk gelsin. Dikişin başlangıcı. Şimdi buradan dikerek çalışmaya devam edeceğiz. Önce kafadan dikiyorsunuz. Sonra gövdeden, kafadan, gövdeden bir daireyi takip eder gibi dikiş dikiş takip edeceksiniz ve çalışmayı tamamlayacağız. Şuradan devam edeceğim. Sıkıştıralım. Şöyle. Evet, çok az kaldı. Şu çekelim. Şöyle. Şuradan da alalım. Şuradan da sıkıştıralım. Elyaf az gelirse gövdede arkadaşlar az miktar daha ilave edersiniz. Son dikişi de yapalım şurada. Şöyle. Şimdi burada bir düğüm atacağım ben. Böyle yapıyorum düğümü de. Bu halkanın içinden tekrar geçirip düğümlüyorum. Buradan geçirip başka bir yerden çıkaracağım. Kesebilirim artık. Şimdi geldik kulaklara. Kulakları dikeceğiz. İpliği geçirelim hemen. Kulakları dikmeden önce yapacağımız bir işlem var. Önce onu yapacağız. Daha sonra kafanın üst kısmına kulakları dikeceğim arkadaşlar. Ben de bunu bir türlü geçiremedim. Evet. Şimdi şu şekilde tutalım kulağı. şöyle tutuyoruz. Şimdi bu başlangıç noktasıyla şöyle bir birleştiriyoruz. Çok sıkmayalım. Şöyle. Şimdi yandan, şuradan, yandaki dikişten ve karşıdaki dikişten alıyorum. Ve sonra buradan. Bu şekilde. Şimdi sıkıştırabiliriz. Bir dikiş daha yapalım. Yani birleştirmiş olduk. Kulağın son sıralarını karşılıklı şöyle bir görüntü verdik. Şimdi alalım çalışmamıza. Dördüncü sırayı bulalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sırada tam yana denk gelecek şekilde 1, 2, 3 deliği kullanarak dikelim. Şimdi önden, kulağın ön dikişlerinden dikiyorum. Şimdi bakın buradan ipin çıktığı yerden iğneyi geçirip bir sonrakinden dikelim. Şimdi kulaktan buradan ve diğer taraftan çıkaralım. Bu şekilde. Şimdi buraya gelelim. Burada da bir dikiş yapalım. Yine kulaktan şöyle geçirelim. Şimdi buradan geçirip önden tekrar çıkaracağım. Sağlamlaştırıyorum dikişimi. Şimdi burada bir düğüm atıyorum. Şimdi buradan iğneye geçirip başka bir yerden çıkaracağım ve çalışmamı bitiriyorum. Aynı şekilde diğer kulağa da 4. sıraya 1, 2, 3, 4. sıraya 3 dikişi kullanarak dikelim arkadaşlar. Evet, iki kulağa da diktim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kol ve bacağı dikmeye. Ben birer tanesini diktim. Bakın bu taraftaki kol ve bacakları diktim, tamamladım. Şimdi aynı çalışmaları birlikte yapacağız. Sizlere nasıl dikeceğinizi öğreteceğim. Önce kolu alıyorum arkadaşlar. Hemen ipi iğneye geçiriyoruz. Önce yapmamız gereken yine bir çalışma var. Burada dikerek kapatacağız buradaki boşluğu. Ben şöyle yapıyorum. Şöyle ipi geçirip burada biraz uzun bırakıp içinden tekrar geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Aynı işlemi bir kez daha yapacağım. Geçiriyorum bu şekilde. Kol hazır arkadaşlar. Şimdi kolu yerleştireceğim. Tam yan tarafa denk gelecek şekilde 3 tane sırayı kullanacağım. Bakın buradan başlıyorum. Buradan değil, birleşme noktasından değil, dikeceğiniz yeri doğru belirleyin. Buradan başlıyorum ve alttaki sıradan çıkarıyorum. 1, 2, 3 sırayı kullanacağız. Şimdi kolu düzeltiyoruz. Buradan geçiriyorum. Şimdi bakın burada bir üst sıradan çıkıyorum. Kolun şöyle altından geçiriyorum iğneyi. Sıkıştırın. Ortadaki sıradan geçirip bir üstten. Şimdi burada tekrar dikeceğim, sıkılaştıracağım. Şimdi buradan geçireceğim arkadaşlar iğneyi ve öndeki ilk sıradan çıkarıyorsunuz. Koldaki birinci sıradan şöyle geçiriyorum. Yine aynı yerden geçirip buradan çıkarıyorum. Beni kucakla ifadesi verdik. Kolları bu şekilde dikerek arkadaşlar. Şimdi burada ipliği düğümleyeceğiz. Hemen. Buradan geçirip şuradan çıkaracağım alttan. Sıkıca çekin ve keselim. Evet, kolları böylece dikmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bacağı dikmeye. Evet, hemen geçiyoruz iğneye. Şimdi bacağı nereye dikeceğiz? Şimdi buradaki ortadaki sıraları sayıyoruz. 1, 2, 3. sıraya buraya dikiyoruz. Şöyle. Şimdi bacaktan dikeceğim. Yukarı doğru devam edelim. Üst sıraya doğru. Tekrar bacağa dikiyorum. Tekrar yukarıya çıkıyoruz. Tekrar bacağa dikiyoruz. Şimdi buraya dikeceğim. Bacaktan buradan aşağıya bir alt sıraya. Şimdi tekrar buraya dikeceğim. Tekrar böyle buraya bir alt sıraya. Ve son dikiş yapalım. Düğümleyelim. Sıkıştıralım. İğneyi buradan geçirip başka bir yerden çıkaralım. Şimdi artık kesebiliriz. Evet. Bacakları da arkadaşlar dikmiş olduk. Kolları diktik. Evet, çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi sırada burun nakışı var. Turuncu renk iplik kullanacağım. Evet, bu renk bir iplik kullanacağım. Şimdi nereden başlayacağız nakışı yapmaya? Bakın buradan başlıyorum. Şuradan geçirelim iğneyi. Gözlerin orta noktasını bulun arkadaşlar. 1, 2, 3 tane bu 1, 2, 3 dikişi kullanacağım. Şimdi buradan çıkarıyorum iğnemi. Ucunu uzun bırakın biraz. Yani bu ip biraz uzun kalsın. Şimdi ne yapacağız? 1, 2. İkinci delikten tekrar geçiriyorum. Yine aynı çalışmayı yapalım. Bir kez daha yapacağız ama bu alttaki delikten çıkarıyorsunuz iğneyi. Buradan çıkarıyoruz. Şimdi tekrar buradan geçirip buradan çıkaracağım. Buradan geçirip buradan çıkaralım. Tekrar bir kez daha ve buradan şimdi bu ortadaki boşluğu kapatmak için şöyle bir nakış yapacağız. Şuradan geçiriyorum. Nereden ipi çıkaracağım? Bakın bir ikinci sıradan şuradan çıkaracağız. Buradan çıkarıyoruz iğneyi. Şimdi bir bakalım nasıl oldu. Evet. Çalışmanız böyle görünecek. Şimdi burada bir çizgi çizeceğiz. Fakat benim çalışmama göre biraz sola kaydı. Yani düz çizgi çizersem yamuk olacak. Dolayısıyla iğnemi ben biraz daha bu taraftan çıkarmalıyım. Tam düz bir çizgi elde etmek için. Şöyle biraz kaydıracağım sağa doğru. Evet. Şimdi yapacağım nakışımı. Bu başlangıç noktasından çıkarın iğneyi. Bu şekilde. Düzeltin çalışmanızı da. Şimdi burada ipleri bağlayın. 2 tane düğüm atın ki nakışınız çözülmesin, sökülmesin. Artık kesebiliriz ipleri. Tığla içeriye çekelim. Evet. Böylece burun nakışını da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi siyah iplik alacağız ve kirpik nakışı yapacağız. Evet, siyah nakış ipliğiyle şimdi kirpiklerin nasıl işleneceğini sizlere öğreteceğim. Şimdi burada herhangi bir noktadan iğneyi geçiriyorum. Nereden çıkaracağım? Şöyle hesaplarsınız. Gözün bir üst sırasından sayarsınız. 1, 2, 3. Üçüncüden buradan çıkarıyoruz iğneyi. İpin ucunu biraz uzun bırakıyorsunuz bu şekilde. Şimdi bir alt sırada gözün tam dibinden iğneyi geçirip bir üstten çıkarırsınız. Çekelim. Şimdi bakın, yine aynı yerden iğneyi geçiriyorum. Bu sefer karşı tarafta gözün bir üst sırasında üçüncü delikten buradan 1, 2, üçüncü delikten iğnemi çıkarıyorum. Bu taraf tamam. Şimdi aynı çalışmayı burada yapalım. Yine gözün dibinden ve bir üst sıradan iğneyi çıkaralım. Yine aynı yerden geçiriyoruz ve bu sefer nereden çıkaracağım? Başlangıç noktasını bulalım. Evet. Buradan çıkaralım ve düzeltelim. Evet. Çalışmamız böyle görünecek. Şimdi burada ipleri bağlıyoruz. Bir düğüm daha, 2 düğüm atıyoruz ve ipi kısa kesiyoruz. Şöyle keselim. Sonra tığla çekerek bu ipleri içeride saklayalım. Şimdi arkadaşlar sıra geldi küçük dokunuşlarla makyaj yapmaya. Ben turuncu renk kullanacağım. Şöyle biraz yayalım ama tam kulağın içine. Diğer kulağa da yine aynı şekilde makyajımızı yapıyoruz. Bu kadar yeterli. İkisi de orantılı olsun arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yanaklara, şöyle gözlerin altına hafif yanaklarına renk verelim. O da simetri olsun. Dikkat edelim. Böylece çalışmamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. Bu videomuzda da birçok amigurumi tekniğini öğrendik, uyguladık ve sonuçta da bu sevimli amigurumi tavşana sahip olduk. Dilediğiniz renklerde elbiseler örerek farklı renklerde şirin mi şirin minik tavşancıklar yapabilirsiniz, örebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.